Sayın Çömez, buyurun. Bilgi falan yok. Ben yeni ameliyat yaptım. Onun dışında bilgi yok ama analiz yapabilirim size. Tahminlerini analiz yapabilirim size. Kritik bir süreç. Buyurun. Önemli bir süreç. Ben Peker'in açıklamaları bir başka gözle değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü bahsettiği isimleri tanıyorum. AKP'deki anlamını biliyorum. Peker'in verdiği mesajların Erdoğan ve onun cephesindeki karşılıklarını görüyorum ve okuyorum. O bakımdan bakıyorum mesela ve bir siyasi gözle değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Birkaç başlıkla özetlemek istiyorum. Birincisi, Peker'in Türkiye iadesi söz konusu değil. Geçtiğimiz haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli bir medya kuruluşuyla bir röportaj yaptım. Tamamen Türk siyasetiyle ilgili. Orada bir takım dostlarım var, doktor ve hukukçu dostlarım var. Onlarla görüş alışverişinde bulundum. Acaba böyle bir süreç söz konusu olur mu? Bizim kültürümüzde asla böyle bir şey yok. Kesinlikle ve kesinlikle iadesi söz konusu değil dediler. Birincisi bu. Bu tabii anladığım kadarıyla Peker'e de bir güvence ve o bakımdan net ve güçlü bir sesle mesajlarını vermeye çalışıyor. Evet, unutmayın Sayın Çömez, zaten onu da çok tartışıyoruz. Yani video çekemiyorum diyor ama yani sosyal medyadaki paylaşımlarıyla zaten o etkiyi yaratmış durumda. Yani belli ki bir alan açılmış Sedat Peker'e. Daha önce biliyorsunuz tweet de atamıyordu. Şimdi bir alan açılmış, öyle anlaşılıyor. Ancak şu anda kullandığı alanın ben daha sonra yapacağı açıklamalara zemin oluşturmak için olduğunu düşünüyorum. Yani bir takım isimler veriyor, bir takım sinyaller veriyor. Bizim çok fazla değerlendiremeyeceğimiz, kamuoyunun çok fazla okuyamayacağı özel işaretler veriyor. Hem Erdoğan hem Erdoğan'ın çevresine. Ve bir süre önce oluşturmuş olduğu güveni son yaptığı tweetlerle ve açıklamalarla da pekiştiriyor, teyit ediyor. Diyor ki bak, ben önceden doğru söyledim, bunlar da doğru. Bundan sonra bir hazırlık içerisindeyim. Zamanı gelince bunu yapacağım. Ve o zaman söyleyeceklerime de inanın diyor. Bir anlamda kendince bir psikolojik operasyon yapıyor. Bu son derece önemli. Tabii AKP aslında bunu görmüş durumda. O da belli. Doğru. Ve bu bir hissiyat ya da tahmin, bir bilgi değil. Ama AKP'li kimi çevrelerin Peker'le iletişim kurmak için çaba içinde olduğunu hissediyorum ve tahmin ediyorum. Yani seçime kadar sussan ve acaba konuşmasan ne olur, karşılığında ne verebiliriz şeklinde bir çabaların olduğunu tahmin ediyorum. Fakat Peker'in yapmış olduğu bu net açıklama, özellikle aile kavramına vurgu yapması ve kararlı görüntüsü sanıyorum onun asla ve asla geri adım atmayacağını gösteriyor. Burada önemli bir konu daha var. Bu açıklamalar normal şartlarda birinin edinebileceği bir bilgi değil. Yani evet, bu çok belli. Belli ki devlet içerisinden kimi unsurlar, bu bilgilerin saklandığı, muhafaza edildiği kimi çevreler Peker'e özellikle bunları gönderiyor. Çünkü güvenli buluyor, konuşulacağından emin, cesur bir şekilde toplumla paylaşılacağından emin kimi çevreler bu bilgileri gönderiyor. Ve peyderpey bir dizi halinde Peker bunları konuşuyor. Burada önemli olan devlet içindeki bu yapının aslında kararlılığı ve bu bilgileri Peker'le paylaşıyor olması. Bir şey daha tahmin ediyorum. Peker muhtemelen her ihtimale karşı tedbirini almıştır ve şu anda bizim bilmediğimiz, okumadığımız, değerlendirmediğimiz bir yerde bu bilgiler depolanmıştır. Vakti saati gelince konuşulacaktır. Konuşulmalı mı? Kesinlikle konuşulmalı. Evet. Peker'in geçmişiyle ilgili tartışmaları ayrı yapmak lazım. Ama bu ülkede, Türkiye'de eğer yargının söyleyemediği, emniyetin konuşmadığı, medyanın ulaşmadığı ve sistemin tartışıp çözüm bulmadığı birçok probleme eğer birisi Birleşik Arap Emirlikleri'nden müdahale ediyor ve gündem oluşturuyorsa burada Peker'i tabii ki sorgulayalım ama asıl devlet mekanizmasını sorgulamamız lazım. Niye bunlar yargıya zamanında gitmedi? Niye önlenmedi? Niye bunlarla ilgili gerekli tedbirler alınmadı? Burada Sayın Başarır yanımızda, kendisinden bir talebim olacak. Muhalefetten diğer milletvekilleriyle de görüştüm. Talebimi ilettim ve iyi niyetli talebimi ilettim. Gelişmiş ülkelerde bir tanık koruma kanunu var. Bu tanık koruma kanunu, biliyorsunuz Rıza Zarrab Amerika'da bu kanunla birçok açıklamayı yaptı. Birçok suç, birçok bilgi, belge. Evet. Bu şekilde Amerikan adalet sisteminde çok başvuruluyor. Evet, buna. Evet. Ve çok iyi sonuç alınıyor. Ve çok iyi sonuç alınıyor. Yani bir kişiye verilecek ceza indirimiyle elde edebileceğiniz bilgi ve ulaşabileceğiniz suç gerçekten çok önemli. Türkiye'nin evet, arınması için önemli. Bir tanık koruma kanununa cesaretli bir şekilde Türkiye'nin ihtiyacı var. Ve burada şu denmeli. Gelin, bu konudaki bütün bilgi belgeleri verin. Bu konuya dahliniz ve suçunuz, günahınız neyse bununla ilgili indirime ve gerekirse affa gidelim ama kalkın bunları açıklayın.
Ve bu bilgilerden sonra da hukuk gereği gibi çalışmalı. Sadece bu tür açıklamalar için değil, bakın 20 yıllık AKP iktidarı döneminde yapılan bunca yanlışlık, yolsuzluk, usulsüzlük, suç, bir ülkenin İçişleri Bakanı çarşaf çarşaf, boy boy, neredeyse bir resim albümü gibi suç unsuru insanlarla resim veriyorsa burada sorgulanması gereken bir şey var. Peki biz bu bilgilere nasıl ulaşacağız? Yani birisi medyada birkaç laf edecek, biz de acaba doğru mu, yanlış mı, böyle mi ulaşacağız? Hayır. Yargı sistemi çalışacak. Yargı sistemi çalışacak. Bunun için yolun açılması lazım. 20 yıllık süre içerisinde yapılmış olan bütün yanlışlıkların üzerine gitmek için çok net bir tanık koruma kanunu ve bir itiraf yasası çıkması lazım. Bürokrasi, iş adamları ve siyasetçiler, bu üçgenden, bu sac ayağından her kim hangi suça bulaştıysa gelsin, itiraf etsin, bilgi belgeyi, dokümanı versin ve oradan ulaşılacak olan çeteler herhangi bir suç unsuru varsa çökertilsin. Bu kişinin de o olayla ilgili dahli ne kadarsa suç indirimine, aksi halde bu 20 yıllık kaos dönemini, yaşanan bunca yolsuzluğu ve yanlışlığı başka şekilde çözme şansımız yok. Peker bir işaret fişeğidir. Okuyabildiğim ve görebildiğim kadarıyla, hatta daha da ilerisini söyleyeyim. Ben İngiltere'de psikiyatristlerle görüştüm. Peker'in videolarını seyrettirdim. İngiltere'deki psikiyatristlere tercüme ettim konuşmalarını ve bana orada dediler ki bu adam gözünü karartmış. Bu adam ölür, konuşur, bildiğini yapar. Buradan AKP'ye de bir mesaj veriyorum. Bu gelecek, bunun arkası da gelecek. Ve bu bilgiler ya Birleşik Arap Emirlikleri'ne ya başka yerlere gidecek. Onun için siz hukuka sarılın, demokrasiye sarılın, ahlaka sarılın. Gün gelmeden gerekli adımları atın. Aksi halde bu her halükarda sizin önünüze konacak. Ha bugün konmazsa yarın iktidar değiştiğinde işte hukukçular burada, diğer milletvekilleri zaten hazır çalışmaya. Bu sistem değiştiğinde bunlar zaten önümüze konacak. O bakımdan bunlar Türkiye'nin bağırsaklarını temizlemesi için, Bülent Arınç'ın ifadesiyle söylemiyorum, o çok ayrı bir antiteydi. Evet. Kendini toparlayabilmesi için, arınabilmesi için doğru bir süreç. Kimse bundan gocunmasın. Kim söyledi, niye söylediden ziyade ne söylendi, buna bakmak lazım. Bilgiler doğru mu, buna bakmak lazım, evet. Ve Türkiye'nin arınması lazım. Evet Sayın Başarı, tabii Sedat Peker içeriden biri sıfatıyla da konuşuyor aslında. Yani birçoğunda da kendi tanıklıklarını anlatıyor ve ifade ediyor. Bir hukukçu kimliğiyle siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte Sayın Çömez'de tanık koruma programından söz etti. Ama biliyoruz ki bu iktidar döneminde hani iddialarının bile üzeri örtülmeye çalışılıyor. Medyada büyük bir suskunluk yok. Gerçekten Sedat Peker'in açıkladığı neredeyse her olay medyada günlerce tartışılması gereken, konuşulması gereken olaylar. Neredeyse her bir iddiası, bir suç duyurusu, savcıların soruşturması gereken konular ama iktidar inatla bunların üzerine böyle halıyla kapatıyor, halının altına süpürüyor. Dolayısıyla Sayın Çömez'in aslında iyi niyetle de ifade ettiği,